Osmanlı'daki babadan oğula geçen saltanatın yıkılıp, halkın kendi kararlarını kendisi yapmak istemek, bu büyük bayramın kıymetini bilmek dileğiyle 92. yıl dönümü hepimize kutlu olsun. Evet. Her yıl Cumhuriyet Bayramı'nda Atatürk'ün sesini duyar gibi olur. Bir memleket yaratan sesini okulda, fabrikada, tarlada, kışlada, Mehmetçiliğin durdanında. Çırpınan bayramda onun sesi bir bulut gibi dolaşır üstümüzde gölgesi. Cumhuriyet adlı şiiri okumak üzere 2A sınıf öğrencilerinden Mustafa Canlı Amca'ya davet ediyoruz. Cumhuriyet marşı, Cumhuriyet, Cumhuriyet. En güzel şey hürriyet, nice zahmet, nice emek. Verdi sana bu millet, dalga alsın her tarafta şan düzgün bayrağı. Korumaklarını ve yüceltmek, azmimiz bu toprağı. Hiç sensiz olmaz en güzel Cumhuriyet. Milletim öyle demiştir, ya ölüm ya hürriyet. Bayraklarla donattık, güzel okulumuzu. Sokaklarda, evlerde al bayrak dalgalanır. Onun al rengini bütün bir dünya tanır. 29 Ekim'i karşıladık neşeyle. Çünkü bugün erdik büyük cumhuriyete. Yürüyün arkadaşlar, hep ileri koşalım. Bugün bayramımız var, gelin bayramlaşalım. Bayram semaları donatmış. Bugün bayram var diye şafak erkenden atmış. Yüksek tanklar süslenmiş caddeleri, yolları. Bugün gözler ileride, bugün başlar yukarı. Akın akın insanlar meydanlara koşuyor. Bugün bayram var diye bütün millet coşuyor. Bu güzel cumhuriyet devletimin temeli. El üstünde yaşatmak hepimizin emeli. Cumhuriyet yönetimidir. Mustafa Kemal Atatürk. Okulun 7A sınıf öğrencilerinden Ömer Şatır Cumhuriyet adlı şiiri okumak için buraya davet ediyorum. Cumhuriyet, gönül verdik sana erdik ey hürriyet cumhuriyet. Herkes sever seni evet ey hürriyet cumhuriyet. Canımsın canımsın ey hürriyet cumhuriyet. Yapmamız bir şey var. Bayram, vatan, hürriyet yolunda can veren koç yiğitler. Ey kahraman Atatürk, sizlere biz nettarız. Rahat rahat uyuyun, nöbette bizler varız. Canımızdan azidir bıraktığın emanet. Cumhuriyet şereftir, namustur cumhuriyet. Ateş içinde doğduk, uyku bize yaramaz. Ölüm bile arasa bizi evde bulamaz. Tarlada, fabrikada, kışlada, okuldayız. Hep bir emelde, bir yönde, bir yoldayız. Bugün hürriyet için Kore'yi vatan bildik. Edirne, Çanakkale, İzmir, Ardahan bildik. İnandığımız yolda çiğneriz dağı düzü. Hak edenin bağrından saplarız süngümüzü. Harikalar yaratır bir damlacık Türk kanı. Dünyalar alkışlıyor bir avuç kahramanı. O bir avuç kahraman biliyor tarihini, onu muzaffer eden şanı, kanı ve dini. Seve seve bırakıp köydeki ocağını, göz kırpmadan veriyor kolunu bacağını. O böyle hoş oldukça hürriyetle imanla, Türk ordu yükselecek her gün şeref ve şanla. İmanlar gözlere karşı dağlar durmaz, coşarsa zihnimize dünyalar ben bulmaz. Türk'ün düşman üstüne işte böyle akarız, 20 milyon ateşiz, 20 dünya yakarız. Atatürk, şerefsin milletin, bekçisiyiz tek alsak inan cumhuriyetin. Ey yükselen yeni nesil, biz cumhuriyetin atam emanetçisiyiz biz. Analarıyız, babalarıyız, çocuklarıyız biz. Toprağımın onarı, şarkının mirasçısıyız biz. Biz cumhuriyetiz. Uğruna atılır istiklal yolunda. Dünyanın Türk'ün kahramanlığı yatırdığı biz. Vatan, bayrak sevgisiyle mutlu yarınlarımızda cumhuriyetin nöbetçisiyiz biz. Biz cumhuriyetiz. Bitti sayılır anneciğim. Yalnız öğretmenim
bana bir ödev verdi. Cumhuriyet ve devrimleri sınıfa ben anlatacağım. Hazırlıkların tamam mı? Tamam ama öğretmen gibi canlı, güzel anlatabilmek için çok çalışmalıyım. Üstelik 10 dakika içinde konuşmamı tamamlamam gerek. O zaman en önemli, en anlamlı konuyu ele al. Seçemiyorum. Karar vermek zor. Üstelik en çok korktuğum da çocukların bana soru sorması. Korkma. Önce düşün, sonra önem sırasına göre seçimini yaparsın. Peki anne, sağ ol. İyi günler Özgür. İyi günler. Aklımdan geçeni biliyorum. Kim bu ihtiyar? Benim odamda ne işi var? Diyorsun değil mi? Seni kuşkuda bırakmamak için hemen kendimi tanıtayım. Ben Tarih. Tarih mi? Evet. Şu yer yuvarlarını görüyor musun? Şu yeryüzünde yaşayan tüm ruhların geçmişi bende yazar. Şu kitapta onların bütün öyküleri yazılıdır. Aslına bakarsan ben çok yaşlıyım. İlk insanlar kadar yaşlıyım. Bak diyelim ki 50 bin yıl öncesi. O zamanları çok iyi anımsayamıyorum. Yazı yoktu çünkü tarih yazının bulunmasıyla başlar. Sana yardım edebilirim, ister misin? Evet. Cumhuriyet ve devrimler. Cumhuriyetin ilanı ve birbirini izleyen devrimler Türk ulusunun çok önemli bölümünü kaplar. İşte burada Cumhuriyet ve devrimler yer alıyor. Görüyorum ki iyi hazırlanmışsın. İstersen tarihte biraz gerilere yolculuk yapalım. Varsayalım ki anneme sen bundan 50 yıl önce böyle sonbahar günü evde beraber görmek ister misin? Evet. Hadi. Ben çarşıya gidiyorum. Anne niye böyle giyindin? Ya nasıl giyinecektim kızım? Her zamanki gibi giyindin işte. Anne tıpkı kafes arkasındaki eski kadınlar gibi giyinmişsin. Böyle mi sokağa çıkacaksın? Kızım sen beni bilmez misin? Hep çarşıya giderken çarşaf giyinirim zaten. Yakında sen de çarşafa gideceksin. Hayır anne. Çaresi yok kızım. Kural böyle. Anne hangi yıldayız? Bir şüpheci yok mu peki? Dünyamı karartıyor. Anne hangi yıldayız? Ne bileyim kızım, baban geçenlerde 1300 yılında izlemişti. Anne o senin dediğin hinci takvim. Takvime baksana. Saçma sapan konuşma kızım. Takvime baksam ne anlarım ki? Okuma yazmam biliyorum. Ben şimdi hoca efendiye gidiyorum. Muska yazdıracağım. Başım ağrıyor. Sonra da çarşıya. Anne insanın bir yeri ağrıyınca doktora gider. Püfleyip püflemeyle hastalık iyileşmez. Saçma sapan konuşma. Hemen gel getirin başım. Gel gel falan istemiyorum. Dersim var. Bundan okul bitti artık. Bundan sonra okula gitmeyecek. Anne olmaz. Benim okumam lazım. Okuyup doktor olacağım. Doktor mu? Bir kızın doktor olduğu nerede görülmüş? Bundan sonra evde oturacağım. Hayır. Gidiyorum. Okuyun. Açın elif bağlarınızı. Okuyun. Sen geç bakalım kara tahtaya. Yesin aleyhü. Yazsana. Öğretmen. Sus, hoca efendi diyeceksin. Yaz, ne biliyorsan onu yaz. Bu ne biçim yazı? Bu ne biçim söz? Sen Türk değil misin? Bu harfler ne biçim harfler? Harfleri benimle eğlenmek için mi uydurdun? Yıkın şunu falakaya. Öğretmen. Tamam, indir kalk. Elif bağlarınızı al. Umut, ne işin var senin burada? Ben ne bileyim? Ne işin var? Benim bu işim var. Evet, geç içeri. Başımıza bir şey gelmedi çocuk.
da tarih içinde bir yolculuk yaptığınız o kadar. Sizin ödevlerinize yardım edebilmek için. Ah, rahat bir soluk aldık. Cumhuriyet ve devrimlerin önemini şimdi daha iyi anlıyoruz. Özgürlüğü devrimi, dostluğu kardeşliği. Bilimsel kafaları, en güzel yarınları yaratan cumhuriyet. Geçiyoruz. Geç. 1, 2, 3. Yaşasın cumhuriyet! Bu sanat oldu. Ondan dolayı resmi bakanların da bize önerdiği işte programları belirli yani özellikle müzikal anlamda işlerin biraz sınırlı tutun demişlerdi. Biz de onu istinaden bir program hazırlamak durumunda kaldık. Yağmurun acizliğine uğradık. Alanımız biraz daha farkındayız. Ben şunu söylemek istiyorum. Cumhuriyet bizim temel değerimizdir. Her şeyimizi bir noktada cumhuriyete borçluyuz. Allah'ın izniyle bu vatan bölünmeyecektir. Bu millet azizdir ve cumhuriyet ebedidir. Hepinize saygılar sunuyorum. Cumhuriyet fazilettir yer kürede. Çok işi başarıldı kısa sürede. Esir milletler varsa uyandı her yerde. Cumhuriyet yönetimine karar verdi Türkiye'de. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı burada sona ermiştir. Daha nice 29 Ekimlere. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlarım, bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, kutlama programını arz ediyorum. Gören başlıyor. Saygı duruşu, istiklal marşı, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması, günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunması, Atatürk'ün Cumhuriyet'le ilgili sözlerin okunması, kapanış. Şimdi de sizleri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşuna, devamında istiklal marşının okunmasına davet ediyorum. Dikkat! İslam için 1, 2, 3. Korkma sönmez bu şafak. Barda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstüne tütene solacak. Oley! Milletimin yıldızı parlayıp durur. O benim milletimizi sanca.